Merhaba. Ne yapacağız biliyor musunuz? Bakın bam diye girdim. O kadar da ciddiyim yani. Artık ciddiyetim biraz anlaşılsın değil mi oğlum? Gel. Gel bir tanem. Annesi öpsün mü oğlunu? İstemiyor küçük galiba. Ne haber kuşum? Neyse arkadaşlar işler çığırından çıktı. İmdat. Ne yapıyorum biliyor musunuz? Değişik bir yoldan gitmeye karar verdim. Baktım bana bir şeyler dokunuyor bu hayatta. O dokunan şeyin de gluten olduğunu düşünüyorum. Ve bunu test etmeye karar verdim. Yani eliminasyon dönemine giriyoruz. Doğru mu söyledim bilmiyorum. Muhtemelen doğru söylemiştim. Ben ne olabilir ki? Yani hayatımdan gluteni belli bir süreliğine çıkaracağım. Ve ben de olumlu bir dönüş olup olmadığına bakacağım. Dobi! Neyse o yüzden önce bir ölçümlerimizi yapacağız. Bugün daha birinci gün. Bir lokma yemek yemedim. Saat 4'e geliyor. Ölçümle başlıyoruz. Bu süreçte yediklerimi çekeceğim. Sonucu çekeceğim. Süreci çekeceğim. Zor mu? Kolay mı? Daha dün 50 tane falan mercimek köftesi yedim. Ve gece neredeyse böyle çatlıyordum. Böyle oldum. Yani tuvalet desen rahatlatmıyor. İşte yemiyorsa şişkinliğin inmiyor. Zaten göbeğim deli gibi şişlik başladı yani. Evet. Bunu görmek sizi hoşunuza gider mi bilmiyorum ama nasıl anlatabilirim yani. Ben her gün spor yapan insanım ve daha hiçbir şey yemedim. Çok fena göbeğim çıktı. Birazcık yarım gözüküyor galiba da. Çok merak ettim. Durumu. Artık biz aile sayılırız. Bu arada buraya da sıcak su torbasıyla yaktığımı biliyorsunuz. Yanlar. Çok feciyim. Şu anda yani yemek yemedim ve acıyor karnım yani. Gerçekten acıyor. En göbekli yer neresi? Burası mı? Şu üstü de çekeceğim. Ölçeceğim. Abo. Sizce kaç? Alt kısım 80. Şu üstü de bakayım mı? Şu göbeğimin şu noktası da 75 arkadaşlar. Çok üzgünüm. 90 değilim. Başka bir yerime bakmayacağım. Zaten umurumda değil yani. Diğer yerlerin ince olduğunu biliyorum. Sadece bu göbek, bu şişlik, bunlar glutenden ötürü. Aşkım ne arıyorsun? Ne istiyorsun? Anneciğim çubuğunu düşürmüş çocuğum. Çocuğum çubuğunu istiyormuş. Ya amacım incecik olmak değil de bu ağrı, bu sancı bir noktadan sonra insana bir diyor ki yani gerçekten böyle mutsuz bir şekilde, huzursuz bir şekilde hayatımı devam ettireceğime biraz dişimi sıkarım ve dikkat ederim. Şimdi bir öğün hazırlayalım beraber. Sebze ağırlıklı oldu. Patlıcan, enginar ve pancar yaprağı. Amacımız zayıflamak değil yani. Benim derdim incecik olayım diye bir derdim yok. Öyle bir problemim. Öyle kendimi beğenmemiş durumum yok. Tek isteğim daha rahat bir sindirim sistemi. Daha iyi ki öğünüm ya. Birazcık abartabilirim. Sporumuzu yaptık. Bakın sporun toparlayıcı gücüne inanılmaz derecede inanıyorum. Yani ne olursa olsun spor yapınca iyi gözüküyor insan. Peki benim dün gece yediklerimi çekmemem. Ne yaptım biliyor musunuz? Fritöze patates attım. Ondan sonra kavun yedim. Sonra muza tahin döküp yedim. En fenası geliyor. Glutenli olduğumu bildiğim halde. Gidin tuzlu kavrulmuş fıstık yedim. Neyse şöyle bir kase yedim. Bir daha yemeyeceğim. Söz. Bakın şunlara. Bunlar da kapıda bekliyorlar birilerine. Birileri uyansın da diyorlar sevsin bizi. Şimdi kendimize güzel bir içecek hazırlayalım. Salatalı, yarım limon kullanacağım. Bir küçük yeşil elma ve kereviz sapı. Hepsini yapmayacağım. Yarısını da kocaman yapacağım. Zeyn çekiğimi de alayım. Evet, zeyn çekiği de koyalım. Mutfaktayız. Önlüğüm var çünkü pancarlı işler. Kendime öğün hazırlıyorum. Daha sonra kocamgille beraber yemek öğün hazırlıyorum. Kuzu kulağı ve fesleğen vardı. Onları yıkayıp puraladım. Ve şimdi üzerine eklentiler yapacağım. Hedefim hepsini bitirmemiz. Bütün salatayı yani en sonki halini. Çünkü yolculuğa çıkacağız ve kalsın istemiyorum. Hemen ekliyorum. Haşlanmış pancarlar. Göz biberle salatalık. Hepsini koyacağım. Akşama kadar tutsun bizi. Beluga mercimek haşladım. Hepsini ekleyeceğim. Avokadoları servis ederken koyacağım. Hardal falan koyacağım. Limonumu koyuyorum. Zeytinyağı. Biz zayıflamak için yapmıyoruz. Hazımsızlık için yapıyoruz. Unutmayın. Artanı bitiremezsek ki çok fazla olacağı için bitiremeyeceğiz muhtemelen. Yanıma alırım. Karıştıramıyorum. Karışken avokado. Çok da güzel oldu. Hardal koyacağım normalde. Avokadoyu hardalla beraber, zeytinyağı limonla beraber çektiriyorum. Homojen karıştırıyorum ama uğraşmak istemedim. Tembelliğim tuttu. Şimdi bunu yiyeceğim. Bir tane bana, bir tane kocama. Ay bunda da yoktur herhalde gluten diye düşünüyorum. Elimizle sıyıralım. Hiçbir şey boşa gitmesin. Ani bir kararla İstanbul'a geldik. Çok ani bir kararla. Dinco! Dinco'ya dedim ki ben glutensiz besleniyorum. Diyor ki artık hiçbir şey, havayla ve suyla mı besleniyorsun? Hiçbir şey diyor. Buyurun arkadaşlar. Buyurun arkadaşlar. Türlü. Ve glutensiz vegan pilavımız. Evet. Gerçi arpa şehriye de gluten var ama o kadardan bir şey olmaz. Hayır, değil mi? Ben glutenini aldım. Aldın mı? 3 kere gluten off, gluten off, gluten off.
Kedoş! Siz glutensiz olması için arpa şehriye koymayın. Deyince ne var ne yok koymuş, mükemmel olmuş. Ben yiyeceğim bundan. Ben de evden getirmiştim bir şeyler. Evet, şimdi İstanbul'dayız ve Cico Cebali. Ama kesin başka bir okuma şekli var değil mi? Hani Saiso Bele falan. Ben kesin yanlış söylüyorum. Neyse oraya gideceğiz. Glutensiz tatlılar var. Neden glutensiz besleniyorum ama tatlı, yani diyet yapmıyorum. Sadece glutensiz besleniyorum. O yüzden güzel tatlılarımızı, peynirlerimizi alacağız. Akşam da rakı içeceğiz. Rakıda gluten yok değil mi gençler? Ne arar? Hayır yok. Oley! Geldik. Kolay gelsin. Peynirler. Ama bence bunların hepsini dönüşte alalım. Dönüşte alacağız aynen. Sevdiciğim. Hep görüyorum bunları. Süper. Hem glutensiz hem vegan. Hem şekersiz hem glutensiz. Şimdi biz baktık gördüğünüz gibi tatlı ve peynir ağırlıklı. Yani yemek yiyemeyeceğiz burada. Dönüşte akşam için alacağız. Vegan, glutensiz. Şimdi Bağdat Caddesi'ndeki Roots and Shots'a gidiyoruz. Vegan ve glutensiz yemekler varmış. Orada kahvaltı yapacağız. Değil mi Dinco? Urfalı Dinco. Urfalı Dinco'yu hatırlayanlar. Ne oldu? Flu mu olduk? Ben bir flu görüyorum. Neden böyle oldu? Seyirciğim hazır mısın kahvaltıya? Burasıymış. Geldik. Hadi bakalım. Gidiyoruz. Böyle yan yana bir sürü var. Şuraya geliyoruz. Böyle çekelim biraz. Her şey var. Mezeler var, şeyler var. Wow 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 wow. Bakar mısınız? Şimdi ben bundan yerim. Bunlardan şöyle bir şeyler yerim. Wow. Teşekkürler. Paylaşıyoruz. Mükemmel. Dinco çok mutluyuz. Arkadaşlar. Alırız ya. Herkes afiyet olsun. Şunu vegan olup pufidikliye ve glutensiz olup yani o kadar lezzetli ki o börek ve şu mantar. Hepsi çok güzel. Bir de anne köftesi olay. Glutensiz ama şekerli değil mi? Hayır. Şekersiz mi de? Benim en büyük şeyim şekersiz olması. İnanılmaz. Tanrım. Oy. Oy bak. Ay devirdim. Bayıldım ikisine de. İkisi birlikte çok güzel gidiyor. Peynirlerimizi aldık, yemeklerimizi yedik. Mükemmel. Eve geldik ve rakı sofrası. Şimdi biz mesela bir sürü meze falan aldık. Glutensizciden de aldık. Bir de bakın böyle barbunya aldık. Ama bu mesela glutenli. İçinde buğday içerir yazıyor. Herhalde bir kıvam versin diye. Onu yemeyeceğim mesela. Öyle ayırt edeceğim. Şey çiğ köfte almış. Beyti gibi yaptırdım diyor. İçinde salatası var diyor. Bilmem nesi var diyor. Yemen lazım diyor. Daralırım diyor. Bilmiyorum yesem mi? Islık çalma. Yani çok ısrar ediyor belki yerim. Yani şöyle diyeyim. Bakın bugün 3. gün. Ve her gün yanlışlıkla glutenli bir şey yedim. Fıstık yedim. Ertesi tel şehriyle pilav yedim. Bugün de belki bir parça sır. Arkadaşım hatırına çok ümitlendiği için belki bir parça yerim. Ama barbunya yemeyeceğim. Zaten konserve şeyleri pek sevmem. Peynirimi aldım. Şöyle göstermek istiyorum. Sadesini aldım. Bir de siyah sarımsaklısını aldım. Bunlar küçük epey. Bakın bu baş parmağım. Gördüğünüz gibi baş parmağım kadar. Küçükler ama gerçekten çok övülüyor. Yani vegan peynir olarak en iyiler arasında. Evet arkadaşlar. Açılış videosundayız. Açamadım. Nafi peynirimizi açıyor. Tekrar gösterelim. Tekrar ediyorum. Tekrar ediyorum. Aa, içinden bir tane daha. Aman tanrım. İyice bakın. Şu kadarcık. Hesaplayın siz. Oh! Nasıl? Şey gibi kokuyor. Yoğurt gibi kokuyor. Kokla. Evet, krem peyniri. Yapıştırıyorum. Kıyamazsın ki. Kıyamam, çok para. Bunu Roots and Shots'tan aldık. Bu vegan yoğurtlu pancar. Bu da humuslu mantar. Buyurun efendim. Bu patates salatasını da başka bir yerden aldık. Bunu ben yapmıştım. Şu kadarcık kaldı. Pancar yaprağı. Full glutenli ama neymiş efendim? Yiyecekmişim bir parça. Onun hatırına yiyeceğim. Çünkü evet. Dinco beni düşünüp şey yaptı. Yedikten sonra da bir daha vermeyeceğim. Evet. İstesem de vermeyeceğim. Çok konuşma. Bu da salatamız. 30 gün boyunca glutensiz besleneceğim. Arada kaçamaklar olabilir. Bu olmaz ya. Diyecek ki yani yedi bu kız. Masanın güzelliğine bakar mısınız? Dediğim gibi normalde barbunya tabii ki de glutensiz de o tenekelerde çoğu zaman kıvamını korusun diye gluten ekliyorlar. Bu da glutenli. Onun dışındaki her şey glutensiz. Ya bundan da tadına bakacağım artık ayıp olmasın diye. Bu da bizim soframız. Yani gerçekten şunu görmezsen normalde şu şartlarda bunların vegan olması gerek. Vegan diyorum. Glutensiz olması gerek. Peynirimiz de aşk köşede. Selam. 4. günden yine beraberiz. Bir yandan kettle kaynıyor ama umuyorum benim sesimi de güzel alıyordur. Ben biraz tezcanlı olduğum için çekmek istersem çekerim. Kahvaltımı hazırladım. Bu glutensiz
glutensiz böreği yine Rutsen Şast'tan aldım dün. Vegan peynir. Keşke dün rakıda siyah sarımsaklı rakıda yeseydik ama maalesef onu bugün yiyeceğimi düşünemedim. Bol zeytin, kinoalı, beluga mercimekli salata, glutensiz böreğim. Onlar kendilerine simit de aldılar ama bu benim tabağım. Evet arkadaşlar, evet. Yoğurt vegan değil, şu an misafirlikteyim. Vegan ve glutensiz bir sofrayla karşınızdayım. Sarma, patates salatası, taze fasulye, patlıcan, turşu, yine glutensize tam gaz, harika bir şekilde devam. Bu bizim öğle akşam arası, artık bir daha yer miyim bilmiyorum. Yersem de aynılarını yerim. O yüzden bugünü de süper bir şekilde tam glutensiz ilk günüm. Hep kaçırıyordum aralarda. Bu sefer tam oldu. Eller yine sağlık. Kaçamaz diye. Biz hazırız, sofraya oturuyoruz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, bugün 5'i mi? Bugün 5'i evet. Glutensizde 5. gün. Öğlen yediklerimi çekemedim çünkü teyze olduk. Şıkır 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 şıkır. Bugün bütün gün doğumdaydık. Gerçekten Allah'ım, yani sanki biz doğmuşuz gibi şu halimize. Evet, ikimiz de lohusa gibi geziyoruz. Evde berbat haldeyiz. Paket olduk. Eve geldik. İşte dünkü yemeklerden sarma, patates sosu, taze fasulye falan yedik. Şimdi de pilav yaptık. Pirinç pilavı, yanına da kuru fasulye yiyeceğiz. Glutensiz bugün hiç bozmadım. 2 gündür hiç pire vermiyorum. Evet, 2 gündür çok iyi gidiyorum. Burada bana çok iyi bakıyorlar. İstanbul'da son günüm, yarın dönüş. Pilavımızı koy bakalım. Hadi bize hadi bakalım. Servis yap. Sana güveniyorum tatlım. Biliyorsun ben çok yiyorum. Az koyma bana. Üst üste seviyorum. Az koy yani, sonra alırım ben. Ay, glutensiz çok rahatmış ya. Hem glutensiz hem vegan gayet oluyormuş. Yani hiç öyle şey, gerilmelik bir şey yokmuş. Ben çok sevdim. İnanılmaz şu an var ya. Şu an ölsem alt karnımda hiçbir şey yok gibi yani. Gerçekten glutensiz hassasiyetim varmış. 5. günden anladım. Günaydın. Şimdiden çekeyim çünkü sonra çekemeyebilirim. Havalimanı da kamerayı açınca böyle gelip bana çekme yapmasınlar diye. Ha? Neyse. Çekme yapmasın hadi. Şimdiden lounge'a gireceğim. Bakalım orada glutensiz bir şeyler bulacak mıyız? Merak ediyorum. Beraber bakarız. Çekebilirsem çekerim. Çekemezsem tabakları çekerim en azından. Yani çekebiliyor muyum bilmiyorum lounge'da, hiç laf yememek için. Kendi masamda bunları buldum. Glutensiz. Vegan daha çok şey vardı. Fellah köftesi falan vardı ama alamadım. Gluten içerdiği için kısır vardı, alamadım. Bunları aldım. Gayet yeterli. Birkaç gündür sarma ve patlıcan yiyor olacağım ama olsun. Bence gayet güzel. Böyle sebze falan aldım. Glutensiz olarak biraz daha yedim. Gerçi doymuştum ama yani varsa yiyeyim dedim yani. Ne olmasın. Dobby! Dobby! Ne haber? Yemekçi ilk defa tel şehriye koymuş ben glutensiz yaparken, yani böyle bir şey olabilir mi? Neyse, ekmek yemeyeceğim. Artık yiyeceğiz biliyorsunuz, böyle şansımıza denk gelirse aç kalmaktansa yiyoruz. O kadar da bir takıntım yok. 7. gündeyiz ve her şey çok güzel gidiyor. Hiç zorlanmıyorum. Ya arada gördüğünüz gibi ufak tefek kaçaklar oluyor ama sorun değil bence. Şimdi yemeğin hemen üstüne meyve yiyorum. Çünkü canım öyle istiyor. Bir öncesinde de fındık yemiştim. Bir avuç. Ha, maydanozla dereotu da dolu. Sekizinci gündeyiz. Şimdi inanılmaz hafiflemiş hissediyorum. Saat 1:20 geçiyor. Şeyi fark ettim. Gluten yemediğim zamanlarda herhalde lifli ve daha böyle açlık şekerimi daha yavaş yavaş yükselten şeyler, daha yavaş kana karışan şeyler yediğim için midir nedir bilmiyorum ama böyle acıkmıyorum. Yani normalde saat 1:20 geçiyor ve benim şu an çılgınlar gibi acıkıyor olmam lazım. Acıkmıyorum. Öyle ekmek yemeyince böyle bir artı fark ettim vücudumda. Enerjim arttı. Ya ben kickboksa gidiyorum ve ısınma kısmında hep böyle hantal böyle koşardım falan. Allah'ım, böyle duvarlara kadar zıplayasım geliyor yani. Bir enerji patlaması yaşıyorum bu ara. Bunu da beslenmeme yordum. Doğru mudur değil midir bilmiyorum ama 8. günde bile hayat kalitemin bu kadar artması bence çok iyi. Şimdi dün yapmıştım. Bezelye yemeği yaptım. Bir de arpa şehriye kullanmadığım için filizlendirdiğim mercimeklerimi birazcık böyle kavurup pirinç pilavı yaptım. Onu yiyeceğim. Bir de yanında bir kombu çay içerim yani. Bu neyliymiş? Ooo, apple pie'lı. Aman tanrım, kesin çok güzel bir şey. Arka tonda tarçın ağırlıklı ve çok daha güzelleri var yani bu marka. Bunu aslında sabah içeceksin. Probiyotik, mideni ve bağırsaklarını, sinirini bir rahatlatacak. Fermente işi çay. Bence çok şifalı. Öyle diyelim.
kaynakların toplantısı yanlış. İsteyeyim mi patatesi? Evet. Akşam yemeğimizi hazırlıyoruz. Salat yapacağım. Mor lahana. Pancar. Kuru domates. Bunları biraz sıcak suda şey yaptım. Yumuşattım. Öz biber. Derin dondurucudaki kurtarıcımız. Yedilenmiş mercimekler. Kendileri çözünüyor. Şimdi görmüş olduğunuz gibi 3 tane avokado var burada. Bu yarım herhalde veya çeyrek. Bunu koyacağım. 1 limon sıkacağım. Zeytinyağı koyacağım. Çok az sirke. Tuz koyacağım. Biraz karabiber koyarım. Bunları bu sefer bızlatacağım. Hani geçen günlerde yaptım ya, normalde üşenmeden yapıyorum dediğim. Bugün üşenmeme modundayım. Beni mi çekiyorsun? Yo, seni çekmiyorum. Oha. Oh my. Ah, her yere gitti. Ay, bugün çok pisim. Kim toplayacak burayı? Tuz koymadım, karabiber de koymadım. Unuttum. Aslında kinoa veya karabuğday da koyardım da şey oldu. Yok. Karıştırmanı anlıyorum da niye sonrasında eziyorsun çiğ köfte yaparmış gibi? Ben de anlamadım onu. Ona hiç gerek yoktu. Siz çiğ köfte gibi sıkmayın. Teşekkürler. Bol kazançlar. Alın. Evet, bugün 10. gündeyiz. Dün bir sürü kuru yemiş, çerez işte ve çekmedim ama fritöze 2 paket patates aldım. Şu arkadaşla 2 paket patates yedik. Koşuya çıkacağız ama abim bekliyoruz. Abim uyanmadı. Ondan sonra İzmir'de yeni bir vegan kafe açıldı. Onun açılışına gideceğiz. Glutensiz bir tabak tercih edeceğim. Normalde ekmek arası genelde böyle et yok ismi. İşte ekmek arası yapıyorlar genelde de ben de hani glutensiz bir şeyler var mı? Var dedi. Ben gidince onu yiyeceğim. Sonra akşam da vegan mangala gideceğiz arkadaşlarımızın yanına, Urla'ya. Orada da dün yaptığım salatayı götüreceğim. Dün bu arada salatanın yanında bir gün önceden kabak yapmıştım ya. Onu da yedim. Çok az kalmıştı. Onu da çekmedim. Böyle bazen çekmiyorum. Yani dediğim gibi koyduğumdan fazlasını yiyorum her zaman. Bugün biraz şiştik. Koşup rahatlamayı düşünüyorum ama işte bekliyoruz. Heyecanla bekliyoruz. Yani daha bitmeden şöyle bir göstereyim size. Sodanız kalmadı mı? Dolapta yok mu soda? Dolapta değil, dolaba koyacağım. İyi gidiyoruz. Tamam, bak keyfine. Evet, ben koyuyorum bu sodaları yalnız. Biraz çalışacaksın. Her gün gelmek de olmaz. Şimdi et yok. Konuşamadım. Etiyok'un açılışına gidiyoruz. Bakalım neler olacak. Tatlı bir kadın. Kıyafet konuşuyorlar. Vücut çok güzel yani. Yakıyorsun. Ateş ediyorsunuz ikiniz de arkada ya. Ben de ateş ediyorum. Evet, sen de ediyorsun. Baba kullanıyor yani. Şşş, ismi neydi? Maya. 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 Bir anın Maya. Mayasından geliyor, Maya. Yanlış anlamayın. Ya baksana. Maya, Maya. 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 Önemli olan belini yemem. Açlar. Şunu da şöyle bırakayım ben. Şunu da. Afiyetler olsun. Wow. Arkadaşlar hemen. Bezelye proteini sordum. Seyitan diye çok yanaşma istiyorsa arkadaşların masasına şey olacak. Dahil olacak. Gel. Az önce çok güzel limonatalarımızı içtik. Şimdi bezelye proteinimle pilav ve sosundan şöyle alıp glutensiz glutensiz. Belli ama. Duyuyor. Sıkış belli. Sen ne düşünüyorsun? İkinci sıkışım güzel değil mi? Çok iyi yapıyorlar ya. Bayağı başarılı. Çünkü tavuktan ayırt edemezsin. Gerçekten. Edemezsin. Çok iyi. Tavuk dürüm misali. Bildiğin tavuk. Bildiğin. Çok iyi. Efsi. Değil mi? Tadı çok güzel gerçekten. Anlat, neye benziyor? Hani yerken bir tane daha söylemek istiyorum. Öyle güzel. Öyle güzel. Hı-hı. Tavuğa benziyor dedin. Tavuğa benziyor be. Nasıl anlatabiliriz? Çağlar, ben anlatmıyorum. İyi ben yemeği yiyorum. Anlatılmak için oluyor. Ben yaşıyorum diyor. Karıştıracağım ama ben biliyorsunuz bulamaç yemeği seviyorum çünkü. Şöyle nafya tarzı yapalım. Bence böyle çok iyi oldu. Şimdi oldu. Bayağı iyi oldu gerçekten. Çok beğendim. Çok beğendim. İyi ki açtılar. Dövmeli kız. Öyle bir rotamızdı ki de dövme şov oluyor arkadaşlar. Döneceğim mi? Aa evet. Aa. Kim var? Be, evet.
saçım yine farklı renk. Yemeğimizi yedik. Glutensiz seçenek olması çok beğendim. Zaten gördüğünüz gibi iki seçenek vardı. Ekmek arası bir de tabak. Zaten gayet yeterli bence. Şimdi Gibi'ye gideceğiz. Arkadaşım hiç gitmedi. Onu götüreceğim. Bir de diğer arkadaşım da diğer arabayla geliyor. O da gitmedi galiba Gibi'ye. Onlar için bir de Gibi'ye gideceğiz. Eğer glutensiz bir tatlı bulabilirsem şu an tatlı yemek istiyorum. Çok güzel bir şey olacağını. Tamam bunu söyle. Ben bunu yiyemiyorum. Ama bu efsane bir şey. Bu da benim yiyebildiğim glutensiz kokostar. Revani efsane. Ben zaten hep söylüyorum onun efsane olduğunu. Yine başladık. Arkadaşlar tonikli espresso. Bir yorum alalım lütfen ığılamadan. Buyurun. Ne bu? Nafiyan o zaman. Bir şey soracağım. Çok güzel. Yani ismini söylerken çok garip hissediyorum kendimi. Ya demeyin bana. Güzel altındaki de çok güzel. Önce toniğimi tadayım. Kırıyormuş. Orijinal. Evet galiba. Çok ostar. Ben tek başıma zaten her şeyi tek başıma tek ele çekiyorum. Çok iyi. Ve çok hafif. Üstümüzü başımızı değiştirdik. Ve şimdi gidiyoruz Urla'da mangala. Her seferinde yapıyor çünkü yani artık. Elimiz boş. Hadi bakalım. Hoş geldiniz. Günaydın. 11. günden herkese merhaba. Sabah kalktım, sporumu yaptım. Yüz yogasına başlamıştım. Onunla ilgili bir ara konuşacağız sizinle. Onu yaptım. Şimdi çeşmeye gidiyorum. Mayomu giydim. Şöyle bir sıkıntım var. Dün gerçekten biraz şarabı fazla kaçırmışım galiba. Ya böyle şişim. Bir de yani tamam glutensiz sayana da o kadar çok yemişim ki göbeğimle uyandım. Günaydın göbek. Günaydın göbek. Neyse bunun için yapacak hiçbir şeyim yok. Hayat devam ediyor. Ne çeşmeye geldik. Artık benim ekibe alıştınız biliyorsunuz. Yüzler çok tanıdık. Zeynep'le buluşacağız. Bomdia'da kahvaltı yapacağız sonra. Onun evinin yakınında bir böyle küçük minik bir koy gibi bir şey var. Orada muhabbet sohbet edeceğiz. Belki denize gireriz. Şu an kaç Haziran? 11 Haziran. Yani denize girmeli hava var gibi ama. Var var çok. Var değil mi? Evet. Ya ben çok böyle soğuk su hayran değilim ama. Girersin. Girerim için. Belki. Girer. Ve mantarlılar. Glutensiz hangisi? Glutensiz bu. Tadalım. Evet. Bakalım glutensiz ekmek nasıl olmuş? İlk defa hayatım ilk defa glutensiz ekmek yiyeceğim gençler. Yok artık. Yemin ben ederim. Yemişsindir. Yemedim kız nerede yiyeceğim? Fark yok gibi. Fark yok mu? Yok. Anlamam. Anlamam mı? Evet. Bunlar gluten eser miktarda. Bunlardan tüketebilirim diye düşünüyorum. Bu direkt bunu açıyorum ya. Bunu aç. Bu markette direkt glutensiz yazıyor değil mi? Evet. Evet. Direkt gluten free vegan. Birkaç gün önce yaptığım mercimek çorbasına gideceğim. Küçük bir kap kaldı. Üstüne yemek yiyebilirim. Üşenebilirim bilmiyorum ama üşenmem herhalde yemek söz konusu olunca. Tek sıkıntı yemeğim yok. Biraz besin mayası da koydum. Bitirdim bunu. Tabii ki de üşenmedim. Malzemem yok. O yüzden patates haşlıyorum. Vegan krem peynirim vardı. Onunla çektireceğim. Biraz baharat ve sarımsakla. Havuç ve biberden pilav yapacağım. Üzerine de nohut koyacağım. Yeşil ne ya? Bu yeşil şey ne? Hangi yeşil şey? Bu yeşil şey ne? Küf. Yemek burada çöp oldu. Olmadı ya, oldu mu? Küf mü o? Küf
mu? Küf ya. Geçmiş olsun. Çok mu uzun zamandır bekliyorduk peynir? Evet. Of. Çok patates. Ben bunu bir şeye daha koymuştum, yalan söylemeyeceğim. Yakın zamanda. Neye koydun? Peynirle ne yapmıştım? Ne yapmıştım? Şey, makarna mı? Evet. Zaten ondan sonra bağırsağımız bozuldu, hatırlıyor musun? Hatırlıyor musun? Şeyciğim, ben doktorluk oldum. Sen doktora gittin. Bak kapağına. Senin kapağına bak peynirin. Bayağı oldu biz makarnayı yiyebileceğim ya. Ama küflüymüş demek ki. Tamam oldu. Yedik bitti. Demek çünkü bağırsağımızı ki bozduk. Şok yaşıyorum şu an. Yedik ya. Humus ve mantar sote. 14. gün. Şurada böyle çok böyle detaylı çekim yapmıyorum. Mesela dün yaptığım mantarı çekmedim. Çünkü çok yorgundum. Ev çok dağınıktı. Hangi birini yetiştireceğimi bilemedim. Çekmedim. Çok güzel bir mantar oldu. İçine kabak, patlıcan, yeşil biber, kapya biber, soğan koydum. Sarımsak ekledim. Çok harikaydı. Humusla da çok yakıştı. İkisini yedik. Hatta iki tabak yedim. Çoğu şey ikişer ikişer yiyorum. Çok böyle şey yaptığımı düşünmüyorum yani. Zayıflayabildiğim ama açıkçası inceldim. Şunu da fark ettim. Tabii ki de nohut ve benzeri şeyler de, bakliyatlar da beni çok şaşırıyor. Ama onların elimine eliminasyonu yapmayacağım. Çünkü onlar benim yapı taşım. Vegan olduğum için gerekti benim bana. Öyle. Şimdi yine humusla mantar yiyeceğim. Çünkü evde yemek yok. Böyle arka arka aynı şey çekmeyeyim. Siz bilin. Çok iyi gidiyoruz bu arada. Yani çok hafif hissediyorum. Az yesem delilercesine zayıflayacağımı biliyorum ama az yemiyorum kesinlikle. Amacım çünkü zayıflamak değil. Ama sabahları daha hafif ve ince kalkıyorum. Şişliğim yok. 15 Haziran sabahı. Bir saçımı düzelseydin öyle olur mu? Bir saçını düzeltme. Her zamanki halinde gözüküyor. Badem sütü latten hocam ve ben yeni bir güne başlıyoruz. Hadi bakalım. Hayırlısı uğurlusu olsun. Çok mutlu çünkü kocası onu 2-3 gün yalnız bırakacak. İstanbul'a gidiyor. Böyle enerjik video açılışı mı olur? Enerjiye bakar mısın? Saat 8.30. Kickboksa gitmem lazım. Hayır Bobby. Bobby hayır. Hayır. Arkadaşıma geldim, bana glutensiz bir kahvaltı şov yap. Ellerine sağlık diyorum ve buna gömülüyorum. Burada da bahçelerindeki dut. Arkadaşlar şu an bakın masada bir tek ben yemek yiyorum. Yani böyle bir misafirperverlik yok. Bak muz da geldi, fıstık ezmesi, patlıcan. Ya çok şımartılıyorum şu an. Kabak da geldi, kabak. Ay çok şımardım şu an. Ben hepsini yermişim falan. Bir şey bırakmazmışım burada. Herkes şok. İzmir'de, Narlıdere'de Nano Bakery diye bir yer var. Glutensiz ve vegan tatlılar yapıyorlar. Akşam misafirlerim var, gittim hepsinden aldım. Ebatlar ufak ama çok çeşit. Tiramisu'dan, çikolatalı meyvelilerden. İzmirlilere duyurulur. Deniz kenarına gideceğiz. Yanıma glutensiz, vegan atıştırmaklar aldım. Hiçbir şey değişmiyor bazen. 17. gündeyiz. Kendim o kadar çok iyi hissediyorum ki mesela dün denizde çekmeyi unuttum ama 50 tane falan sarma yedim herhalde ve sarmalar pişmemişti. Ona rağmen şişkinlik hissetmedim glutensiz olduğu için. Bilmiyorum, gayet memnunum şu anki hayatımdan. Hiç de zorlanmıyorum. Hem vegan hem glutensiz gayet de oluyormuş. Hiç de antin kontin bir şey değilmiş. Zaten fark ettiyseniz hep tekrarlıyorum öğünlerimi. Hep benzer şeyler yiyorum. Bak kim geldi. Aşkım. Sesim de biraz kısıldı, dün arkadaşım doğum günü kutladı. Ses böyle. Şimdi ben türlü yaptım. Yanına da pirinç pilavı yaptım. Saat 2'ye geliyor. Spor, yüz yogası gibi tüm işlerimi hallettikten sonra daha 2 yeni kahvaltı öğle yemeği tadında bir şey yapacağım. Göstereyim ne yaptım. Böyle bol domatesli yaptım. Babamın doğum günü. Bebek is nice. Where is the house? Bakalım şimdi göreceğiz. Dışarıda biraz hava olur. Do one. Oh, I like to sit outside. Yeah? Yeah. Çok mu oldu? Olmamıştır be. Evet, nohut yaptım. Nohut birkaç gün önce yaptım. Tüylümsü bir şey ve kino. Şimdi oldu. Karıştırdım.
Ben yine çekmeyi unuttum ama. Yine aynı sebzeler, yine patlıcan, yine bu sebzeler. Ben bu videoyu çektiğim dönemdeyim. Yani bu dönem inanılmaz üşengeçim arkadaşlar. Bakın bu tavayı bile sudan geçirip dünkü yemeği, pilavı yaptığım tavayı kullanıyorum. Her şeye inanılmaz üşeniyorum. Şimdi de hem pilavı hem yemeği ayrı yapmamak için hepsini birleştiriyorum. Sebzeli pilav yapacağım. Ayağımın altından çekil. Bakar mısınız? Yani o kadar yeni yemek yaptım. Yine birkaç gün önce de yaptığım türlüyü yiyeceğim. Kinoa'yla beraber. Bunu da artık üçüncü öğün olarak yerim. Suyun içinde. Niye yazmıyor ya? Kadın çok güzel. Nasıl yazdı diye. Nasıl yazdı? Evet, bugün asla ne yapmadım? Yediklerimi çekmedim. Nereye? Sıvamış tarafa. Ben ne yedim bugün? Taze fasulye yedim, pilav yedim. Eve geldim. Yine pilav yiyeceksin. Sebzeli pilav. Sebzeli pilav yapıyorum. Bir yandan da Alpro'nun sütünü içiyorum. İçindekilere baktım da içindekileri bulamadım. Bozuk mu diyeyim onu anlamaya çalışıyorum. Pilav da yiyeceğim. Çok fazla pilav yedim bugün. Öğlen yedim. Birazcık kolu koyar mısın? Çok az yapmışsın sebzeleri. Ya. 22 Haziran geldi çaktı. Burada çok ses var. Ama çok ses var tabii. Ben hiçbir şey çekmedim. Saat olmuş 7'ye çeyrek var. Akşam ben hiçbir şey çekmedim. Annemle beraber Dobby. Şuraya geleyim. Salata yedim. Şuraya bir yere koyarım. Çok güzel salata yedim. Yanında şarap içtik. Glutensiz bira denedim. Evet, o da aynı bira gibiymiş bu arada. Yani 18 yaşından küçük insanlar. Alkol iyi bir şey değil. Neyse işte. Şimdi kuru fasulye pilav yapıyorum. Çerez yedim. Galiba biraz işlenmiş gıdaya düştüm. Belki bir miktar gluten mideme girdi. Bir daha yemeyeceğim. Söz. Söz. Çünkü yedim yani. Çok ayırt etmedim. İşlenmiş tuzlu fıstıkları da yedim. Neyse. 22. gün çok iyi hissediyorum. Spor mu yaptım? Yemeğimi yapıyorum. Kuru fasulye pilav var akşama. Pilav yemekten imanım gevredi de şöyle bir durum var. Ben 2 haftada, 3 haftada falan gerçekten bu glutense geçtiğimden beri evde doğru düzgün yemek yapmıyorum. Sıkıntım o. İçimden gelmiyor. Bugün alışverişe gidecektim. Vakit ayıramadım. Yoksa şu an sebzelerce olacaktı mutfağım ama şu an hiçbir şey yok. Kuru fasulye var, soğan var. Bir tane patatesim vardı, bir tane kapya biber falan. Yani o şekilde kuru fasulye yapıyorum. Hiç bilinç yani şey olarak hazırlıksız bir şekilde. Daha önceden dondurucuya bir sürü stokladığım için kuru fasulyelerimi. Neyse, kuru fasulye pilavız. Bugün de böyle çok az çektim. Ama iyi hissediyorum. Ve birazcık iyi de gözüktüğümü düşünüyorum. İyi hissedince zaten otomatik olan. Otomatik olarak modumuz yükseliyor. Glutensiz 23. günümüze uyandık. Gençliğimiz var ve ben haftalar sonra yemek yapmaya karar verdim. Konuşamıyorum bile yani, yemek yapma fikri çok uzaklaştığı için cümlesini bile kuramadım. Çekemeyeceğim çünkü acelem var. Bir saat içinde bütün her şeye gitmem lazım. Pek vaktim kalmadığı için mücvere atacağım. Mücverde patates, kabak, soğan, kapya biber, havuç var. Ve maydanoz var. Baharatlar, kimyon, kekik, tatlı biber, tuz, karabiber, biraz yağ ve yumurta görevi görmesi için karnıyarıkotu tozu, yani namder silyumask koydum. Şimdi yavaş yavaş pişireceğim bunu. Mahallettim saat 5'e çeyrek var ama akşam yemeğe davet edildiğimizi öğrendim. O yüzden yaptığım mücverlerin hepsini akşam yemeğine götüreceğim. Diğer yemekleri yapamadım. Mantar yapacaktım, semizotu yapacaktım. Hepsi yarına kaldı. Çünkü vaktim yok şu an. Uğraşmak istemiyorum. Mutfak da zaten çok kötü durumda. Onu da toplamayacağım. Akıştayım. Akşam ne varmış? Misafirlikte kameramı çıkarabilirim. Alıştılar çünkü bana. Akşam patlıcan varmış bildiğim. Ben mücverimi götürüyorum. Salata falan da vardır. Çekeriz yine değil mi? Glutensiz 24. gün. Nasılız? Ama nasılız?
yakıyoruz. Nefes nefese kaldım. Çok yoruldum ama. Ama değiyor. Ne? Yine bir aile yemeğine davetliyim ve kara buğdaylı yeşil mercimekli salata yapacağım. Mantar salata yapacağım. Onları götüreceğim. Salata sosu yine avokado, kardal, zeytinyağı, bir tane küçük limon vardı, limon suyu. Bu da salatamıza sos olacak. İşte normalde böyle mükemmel bir kıvam oluyor. Kabarcık olmuş. Süper. Bakın bunlar Amerika'dan geldi. İki tane malzemeden oluşuyor. Kaju ve hurma. Glütensiz. Bundan da yedim. Mantar, kuru fasulye. Çok az da pilav vardı ama çok az yani, onu sayma. Yok gibi gör. Şimdi bunu yiyeceğim ve günü kapatacağım. Belki bir tane de bundan yerim. Evet, bugün 25 Haziran. Dün kara buğdayla mercimek haşlamıştım. Onlardan domatesli, işte avokadolu, rokalı, mısırlı bir salata yapacağım kahvaltı için. Bu sefer farklı olarak mısır ve roka koydum. Zeytinyağı da koyacağım. Kinoa yok, dün kinoa da vardı. Bugün de böyle bir kahvaltı, bayağı büyük. Çok güzel oldu. Bir de domates koymuşum farklı olarak. Şimdi dikkatimi çekti karıştırırken. Makarna. Yeniyor. Makarna falan yok. Glütensiz besleniyoruz. Biraz besin mayası da koyalım. Oh. Peki yağ koymadan benim direkt atmam. Artık uzun çekmiyorum böyle. Hayır ya, değil. Yap bakalım ya. Beğenmezsen hiçbir şey. Evet, Privegi'nin hanım... Hadi bak, konuşamadım. Privegi'nin hanım eli sebzeli nuggetları arkadaşlar. Hem glutensiz hem vegan. Şimdi yemeğimizin yanına onlardan da yapacağız. Bir de patates attık fritöze. Pirinç pilavı yaptım. Buna nohut da gelecek. Bir yanda onu haşlıyorum. Çünkü bunu sulu bir yemek olmasını istemediğim için süzüp koyacağım buraya. Öyle. En son da dereotu koyacağım yemeğe. Süper olduk. Şimdi nohutlarımızı da haşladık. Onları da yemeğimize koyup dereotumuzu koyduktan sonra her şey bitecek. Zaten en son onu sıcağıyla şunu da sıyıralım. Hiçbir şey boşa gitmesin. Yemeğimiz. Ha. Of, çok iyi oldu. Ha deposu. Şifa evinize geldi hanım. İşte bu. Kaçıncı gün? 28. gün. Ve bayram sabahına denk geldik. Bu da benim bayram book. Evet, yemek. Yemek yapma zamanı. Bu sefer daha önceden kabakla yaptım. Zaten malzemelerim hep aynı. Nohut da koydum yemeği. Bu sefer bezelyeli yapacağım. Sadece dereotu deyip süper maydanoz da koyacağım. Öyle güzel bir sebze yapacağım. Salatalıkların bir kısmını pişireceğim, bir kısmını çiğden koyacağım. Öyle bir yemek yapacağım. Daha ilk öğünümüz saat 3.30 olmuş.
Hemen başlamalıyım. Eskiden bu kadar çok yağ koymazdım. Bu ara biraz elim bonkör. Boş ver ya. Ama sen zaten yeni geldin. Ben de zaten çok fazla gezdim, tozdum arkadaşlarımla. Ne o? Bakın döktüm aşağıya, hala döküyorum. Ay yine döküyorum. Ben şimdi onları toplarım. Hiçbir şey boşa gidemez. Hemen limonumu koyayım. Çık çık çık. Hemen zeytinyağımı koyayım. Yemeğe tuz koydum. Sonradan siz görmediniz. Hemen yeşilliklerle, maydanozla, dereotuyla salatayı karıştırıp hemen size şekil yapıyorum. Hazır mıyız? Daha güzel karıştırmam gerekiyor. Biraz hızlı şekilcilik oldu bu. Buradan bir adet avokado alıyorsunuz açık büfemizden. Onu koyuyorsunuz. Bitmedi. Açık büfemizden az önce parmaklarıma lime lime doğradığım peynirlerden koyuyorsunuz. Kolum çok yoruldu. Dur son, son. Bir de patateslerinizi koyuyorsunuz. Bu kadar değil, devamı da var ama bunu yiyeceğim. Dün arkadaşıma gitmiştim. Vegan brown yapmış ama bana yapmamıştı, abime yapmıştı. Ve glutenli. Ben de tadına baktım. Dayanamadım dün. Bak yıkıldı şu an, üzüldü. Kek bile üzüldü. Şimdi dayanamadım. Yiyorum. Yani 28. günden patladık. Bir daha yemeyeceğim. Söz. Söz. Yüzümü anca gösteriyorum çünkü berbat haldeydim. Ev temizliği yaptım. Bugün 29. gün. Öncelikle cildimin muhteşemliği. Nazar boncuklarım. Kendimi hayatta nazar boncuğu almam ama hediye alınca takma hızım zıt. Aynı gün neredeyse. Ay, çok mutluyum. Glutensizim bitiyor. Evet, kaçamaklarım olmadı değil, oldu. Ama inanın yani çok farklı hissediyorum. Glutenden mümkün mertebe uzak kalmaya çalışacağım. Umarım bu video böyle uzay boşluğuna gitmez çünkü çok ciddiyim, çok faydasını gördüm. Çok dinç kalkıyorum. Yani uykumu alıyorum. Cumartesi bile 6'da 6.30'da böyle çok rahat bir şekilde kalkıyorum. Artık biliyorsunuz çocuklarım var. Onları ben uyandırıyorum ki onlar normalde onlar uyanır yani ve uyanamam. Zaten bağırsak sistemi demek böyle sistematik bir çalışma yok. Sağlıklı şeyler yiyince, böyle gluten gibi yorucu şeyler yemeyince ki muhteşemlik çok rahatlatıcı. En büyük farkı uyanınca gördüm. Bir de cildimde gördüm. Başlarkenkinden çok farklı değil mi? Sanki başladığımda bu kadar güzel değildi cildim. Yarın son gün. Heyecanlıyım. 29 Haziran'dayız. Çok yakın bir zamanda koyacağım hemen bunu. Diliyorum 30 Haziran'da koyayım. Öğlen yemeğini de 1.30'da falan yedik. Zaten sabahları genelde atlıyorum biliyorsunuz. Şimdilik durum değerlendirmesi bu şekilde. Evet, 30 günü geride bıraktık ve ölçüm zamanı. 30. günün sonuna geldik. Bakalım alt karnımız kaç? Öncelikle şöyle bir göstermek isterim size. Ben de çok heyecanlıyım. Ben de çok heyecanlıyım. Saç var.
Nereye ölçmüştüm ben? ...75. Alt kısım 80. Yani fark daha büyük hissediliyor benim tarafımdan ama... ...sayımız 75. Üstümüze bakalım. Üst mide tarafına da bakmıştım ya. Orası da 67. 75 arkadaşlar. 67. Yani... ...başarıyla sonuçlandı diyebilir miyiz? Bakın, yüzümdeki... gelişmeler. Fiziğimdeki incelme ama dediğim gibi şeye çok yansımadı. 5 santim. Aslında 5 santim az değil bu arada. Yani 5 santim kesinlikle az değil de hani daha çok hissediyorum. Hatta 60, evet 67 demiştim değil mi? Bir anda 60 olacağımı sanmam dışında bir problem yok bence. Umarım siz de izleyip beğenirsiniz. Çünkü denemeye değer bir süreçti. Kesinlikle hayatımın kalitesi arttı. Bugün bile bebelerimi ben uyandırdım. Yani bu çok sık olmaya başlayacak gibi. Enerjim çok yüksek. Başta da bahsetmiştik. Bu bir diyet değil de çok fazla yedim. Mesela gece 12'de, 12.30 gibi patates, bir paket patates yedik. Yani böyle kısmadım. Kıssam çok çok daha farklı olurdu. Ama benim niyetim zayıflamak değildi ve şeydi sadece. Glutenin bende yaptığı etkileri görmekte. Nerede? Sonuç... Ha? Yaptın mı, ölçtün mü? Evet, 5 santim. Hadi ya. Çok mu? Çok tabii. Ha. Bana az gibi geldi. Karnımdan 5 santim mi yiymiş? Alt karnımda. Bu kadar eksilmişsin yani. Aslında iyi bir şey değil mi? Tabii bak, bu gitmiş şöyle bir parça çapından gitmiş yani. Tebrik ederim. Çok başarılarının devamını diler. O zaman ne yapsınlar? Yeni kalkmış suratımla. Kanala abone olsunlar. Beğensinler. Git hadi git. Kendine kahve koy da uyan. O zaman beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Böyle anlamlı içerikler çekmemi istiyorsanız, yani bir deneysel şeyler çekmemi istiyorsanız söyleyebilirsiniz. Çekerim. Ben glutensiz, muhtemelen %90 glutensiz olarak devam ederim hayatıma. Çünkü yaşam kalitemi çok arttırdı. Enerjimiz var, gençliğimiz var. Çok mutluyum. Sonuç mükemmel. Kocam modumu yükseltti. Ben şey bekliyordum biliyorsunuz. 60 santim çıkmayı. Ama öyle bir şey yok. Hayatımda kaç kere belimi ölçtüm ki? Ben hayatımda ilk defa belimi ölçmüş olabilirim.